Herkese merhaba. Yeni bir örgü videomla yine sizlerle birlikteyim. Bu sefer sizlerle bu badem ya da fıstık örgü olarak geçen örgü modelinin yapımını paylaşacağım. Örmesi çok kolay ama kabartmalarından dolayı gayet gösterişli, şık duran bir model. Özellikle bebek örgülerinde çok fazla kullanılan, dediğim gibi yapımı çok basit ve hızlı ilerleyen bir model. Modeli 100 gramda 250 metrelik anti peeling bebe yünü ve 3,5 numara şişle ördüm. Örnek 6 ilmek ve katları artı 5 ilmekten oluşuyor. Şöyle arka kısmını da göstereyim. Hem yetişkin hem bebek örgülerinde kullanacağınız gayet güzel, şık bir model. İsterseniz bebek battaniyelerinde de kullanabilirsiniz. Hep birlikte yapılışına geçelim isterseniz. Ben şişimi, İlmeklerimi hazırladım ve alt kısmının lastiğini ördüm. Lastik olarak cilve lastik ya da fantezi lastik olarak geçen örgüyü ördüm. Ve şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Ve 5 ilmek ters örüyorum. 1 2 3, 4, 5. Tekrar 1 ilmek düz, 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ilmek düz, 5 ilmek ters. Bir ilmek düz, 5 ilmek ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde bir düz, 5 ters, bir düz, 5 ters şeklinde sırayı tamamlıyorum. Evet, sıra sonuna geldim. 5 tersten sonra sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters. Ve kenar ilmeğimi de örüp örgümün arka yüzüne geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım arka yüzde. Sırada bir ilmek düzüm var. Bir düz. Bir ilmek ters. Ve 5 ilmek düz. Yani arka sırada ilmekleri gördüğümüz yönlerde örüyoruz. İkinci sırada. Modelimin ikinci sırasında. Bir ters. 5 düz. Bir ters. 5 düz şeklinde örmeye devam ediyorum. Evet, modelimin 3. sırasına ön yüze geldim ve yine ilmekleri oldukları yönlerde öreceğim. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen yanında bir ilmek ters. Sonrasında bir ilmek düz ve 5 ilmek tersim var. 1 2 3 4 5 1 ilmek düz, 5 ilmek ters. 1 2 3 4 5 1 ilmek düz, 5 ilmek ters. 3. sırayı da sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlıyorum. Evet, örgümün 4. sırasına geldim. Örgümün arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimi gördüğüm yönlerde, oldukları yönlerde örüyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5 1 ilmek ters, 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5 1 ilmek ters, 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5 Sıra sonuna kadar 4. sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Evet, örgümün ön yüzündeyim ve modelin 5. sırasına geldim. Bakın bu şekilde düz örgülerden çubuklarım oluştu. Şimdi o çubuklardan her delikten birer tane ilmek çekerek fıstıkları, bademleri oluşturacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum.
Sırada bir ilmek tersim var. Ters olarak ördüm. İpimi karşı tarafa atıyorum. Bakın, en üstten sayıyorum. 1, 2, 3, 4. deliğe batıp bir tane ilmek çekiyorum. Bir doluyorum. Bir üstündeki ilmeğe batıyorum, 3. ilmeğe. Bir ilmek çekiyorum. Bir doluyorum. 2. ilmeğe batıyorum. Bir ilmek çekiyorum. Bir doluyorum ve 1. ilmeğe batıp bir ilmek çekip bir doluyorum ve en üstteki ilmeği düz olarak örüyorum. Sonrasında 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar aynı işlemi yapacağım. İpimi karşı tarafa attım düz örer gibi. 1, 2, 3, 4. deliğe batıyorum. Bir ilmek çekiyorum, boyunuzu atıyorum. Bir doladım. Bir üstteki 3. deliğe batıyorum. Bir ilmek çekiyorum. Bir doladım. 2. deliğe batıyorum. İpimi çektim. Bir doladım. En üstteki ilmeğe batıp bir doluyorum ve sıradaki ilmeği düz olarak örüyorum üstteki. Sonrasında 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı işlemi tekrarlıyorum. İpimi arka tarafa attım. 1, 2, 3, 4. ilmeğe batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir doladım. Bir üstündeki deliğe batıyorum. İp çektim. Bir doladım. 2. deliğe battım. İp çektim. Bir doladım. 1. deliğe battım. İp çektim. Bir doladım ve en üstteki ilmeğimi düz olarak ördüm. 5 ilmek ters. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. İpimi arka tarafa attım. 1, 2, 3, 4. ilmeğe battım. Bir tane ilmek çekiyorum. Bir doladım. Bir üstüne battım. Bir doladım. Bir üstüne battım. Tekrar bir doladım. En üstteki deliğe battım. Bir dolayıp sıradaki ilmeği düz olarak ördüm. 5 ilmek ters. Sıra boyunca bu şekilde örmeye devam ediyorum. Evet, örgümün arka yüzüne geldim. Arka yüzde kenar ilmeğimi alıyorum. Yanında bir ilmek düz olarak örüyorum. Sonrasında bu badem modeli için toplamış olduğumuz ilmeklere geldik. Onları tek seferde ters olarak toplayacağım. Ama toplamadan önce bakın arasında 2, 4, 5 tane düz ilmek var. Karışmasın diye şöyle elimle tutuyorum sonuncu ilmeği. İpimi kendimden tarafa alıyorum. İlmeklerin hepsine birden batıp tek seferde ters olarak örüyorum. Sonrasında 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar bademlerin olduğu bölüme geldim. Arada 2, 4, 5 tane ilmeği elimle tutuyorum karışmasın diye. Sonrasında ilmeklerin hepsine birden batıyorum ve ters olarak tek seferde örüyorum. Sonrasında 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar ipi kendimden tarafa alıyorum. Aradaki ilmeklerim karışmasın diye tutuyorum. Tek seferde bütün ilmekleri birden alıp ters olarak örüyorum. Sonrasında 5 ilmek düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar badem motiflerini topluyorum. Şöyle ön yüzünden de göstereyim. Bu şekilde devam ediyorum. Evet, örgümün ön yüzüne geldim. Arka sırada bademleri topladık. Şimdi ikinci sıra bademleri oluşturacağız. İkinci sıraları oluştururken tam ortada badem örneklerini kuracağız. Yani bu örnekleri kurmak için zeminini hazırlayacağız diyeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2, 3, 4,
5. Kenar ilmeğim dahil 5 ilmek ters olarak ördüm. Sonrasında tam bakın ortaya gelen ilmek düz olarak örüyorum. 5 ilmek ters, 1 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ters, 1 düz. 5 ters, 1 ilmek düz. 5 ters, 1 ilmek düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlıyorum. Evet, örgümün arka yüzüne geldim. Arka yüzde de yine ilmekleri oldukları yönlerde öreceğim. Kenar ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5. Kenar ilmeğim dahil 5 ilmek düz. Sonrasında 1 ilmek ters. 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ilmek ters, 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ilmek ters, 5 ilmek düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Evet, tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Bakın bu aralarda tam ortada düz örgüler çizgi şeklinde oluşmaya başladı. Tekrar aynı işleme devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimle birlikte 5 ilmek ters. 2, 3, 4, 5. Sonrasında 1 ilmek düz. 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ilmek düz. 5 ilmek ters, 1 ilmek düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet, ön sırayı tamamladım. Arka sıraya geçiyorum ve yine ilmeklerimi yönlerine göre bu sırada da örüyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimle birlikte 2, 3, 4, 5 ilmek düz, 1 ilmek ters. 5 ilmek düz, 1 ilmek ters şeklinde sıra sonuna kadar arka sırayı da tamamlayıp örgümün ön yüzüne geçiyorum. Evet, tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Bakın bademleri oluşturacağım çizgiler oluştu. Şimdi yine ilmeklerimizi çekeceğiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2, 3, 4, 5 ilmeği ters olarak ördüm. Sonrasında ipimi karşı tarafa atıyorum. 1, 2, 3, 4. En alttaki düz olan ilmekten batıp 1 ilmek çekiyorum. İlmekleri çok sıkı çekmeyin. Örmeniz kolay olsun. 1 doluyorum. 1 üstünden batıp tekrar 1 ilmek çekiyorum. İkinciyi çektim. Tekrar 1 doluyorum. 1 üstteki ilmekten batıp 1 çekiyorum. Tekrar 1 doladım. En üstteki ilmekten batıp 1 ilmek çektim. 1 doladım ve ilk baştaki ilmeği düz olarak örüyorum. Sonrasında 4 ilmek ters. 1, 2, 3, pardon 5 ilmek ters. 4, 5. İpimi karşı tarafa attım. En alt 4. ilmekten batıp 1 ilmek çekiyorum. 1 doladım. Tekrar bir üstünden batıp bir ilmek çekiyorum. Bir doladım. Bir üstünden batıyorum. Bir doluyorum. En üstteki ilmekten batıp bir doluyorum ve üstteki ilmeği düz olarak örüyorum. 5 ilmek ters. Aynı işlemi tekrarlıyorum. İpimi karşı tarafa attım. 4. ilmekten batıp 1 ilmek çekiyorum. 1 doladım.
Üçüncüden batıyorum. Bir çektim. Bir doladım. İkinciden batıyorum. Bir ilmek çektim. Bir doladım. Birinci ilmekten battım. Bir doladım. Ve en üstteki ilmeğimi düz olarak ördüm. 5 ilmek ters olarak örüyorum. Sıra boyunca aynı işlemi tekrarlayarak sırayı tamamlıyorum. Evet, ön sırayı da tamamladım. Örgümün arka yüzüne geldim. Yine fıstıkları, bademleri toplayacağımız sıradayız. Kenar ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5 ilmeği düz olarak ördüm. Sonrasında bakın aradaki 2, 4, 5 ilmeği ayırıyorum. İpimi kendimden tarafa alıp ilmeklerin hepsine birden ilmekleri kaçırmadan batıyorum. Ve hepsini tek seferde ters olarak örüyorum. Sonrasında 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar ipimi kendimden tarafa alıyorum. Buradaki ilmeklerim karışmasın diye tutuyorum. Ve bütün ilmeklerimi tek seferde batıp ters olarak örüyorum. Sonrasında 5 ilmek düz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde örerek sırayı tamamlıyorum. Evet, arka sırayı tamamladım. Örgümün ön yüzüne geldim. İkinci motif sıramı da tamamlamış oldum. Gayet güzel, şık, böyle kabartmalı duran bir model. Şimdi ilk sıradan itibaren yine örmeye devam edeceğiz. İlk sırada bu kenarda badem kısmını yapmaya başlamıştık. Onu da nasıl yapmıştık? Kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ilmek düz. 5 ilmek ters şeklinde devam edeceğiz. Dediğim gibi bir kenarda, bir içeride başlayarak modeli kaydırarak örmeye devam ediyoruz. Gayet güzel, şık duran bir model. Şöyle büyük parçada da tekrar göstereyim. Yapımı da gayet basit. Yapacakları şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda yeni modellerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.